Ankara'da ilçe belediye başkan adayları belirlenirken sizin dahliniz ne kadar oldu? E şimdi yani oldu biraz. Yani biz çünkü daha önceden çalışma yapmıştık. Muhtemel belediye başkanları kim olursa ne kadar oy alır diye. E, bütün ilçelerde tek tek muhtemel bütün adayları yan yana koymak suretiyle mevcut belediye başkanıyla birlikte sormuştuk. En fazla oy alma ihtimali kim varsa onları ben e, partinin önüne götürdüm. Onları da kabul ettiler. Zaten... Benim o şekilde önerdiğim isimlerden birçoğu ilçe teşkilatı tarafından da kabul görüp onaylandığı için e, genel merkezde kabul etti büyük ölçüde onların e, Burada kadın aday oranı ne? Kadın aday yoktu bunların içerisinde. Hı. Yani e, benim önerdiklerim içerisinde genellikle çünkü benim benimki. Taşrada biraz kadın siyasetçi maalesef çok fazla aday çıkmıyor. E hazır bu aday adayları adayları konuşmuşken Erdal Beşikçioğlu Etimeskut Belediye mesela Başkan adayı. Şeyi söyleyebilirim Buyurun. mesela Akyurt Belediye Başkanımız kadın. E, onun adaylaşmasına benim etkime hmm. oldu açıkçası. E, Erdal Beşikçioğlu çok e, popüler bir isim. Behzatçı, Angaralı nam diğer e, amirim. Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Etimeskut adaylığı sizin çok gönüllü olmadığınız hatta istemediğiniz yönde haberler çıktı. Evet. Gerçekten Erdal Beşicoğlu'nun adaylığını istemediniz mi? Ben istemedim değil. Erdal Bey'in adaylığından bilgim yoktu. Başka isim öğrenmiştim sadece. Yoksa Erdal Bey'le biz çok daha öncesinden tanışırız. Evet. Onun dizilerine biz de belediye olarak çünkü Ankara'nın reklamı yapılıyor diye destek olduk. Sevdiğimiz bir insandır. Toplum sevdiği kadar bizim de çok sevdiğimiz bir insandır. Hatta bir gün ziyaret etmişti. Bu fotoğrafa bakınca, ya yani iki saniye bakınca hepiniz Angaralı oluyorsunuz diye bir tweet attık ve müthiş bir şekilde beğeni almıştı. E, dolayısıyla genel merkezin kararı oldu. Ben ama önceden önerdiğim isim varken Erdal Bey'in aday olmak istediğinden bilgim yoktu. Daha sonra kızdınız mı? Erdal Bey aday yok kızar mıyım? Yani sonuçta e, uzda, yani konuşa konuşa bu işler çözülür. Ee, tek arzumuz Ankara'da ilçe sayımızı artırmak. İnşallah Erdal Bey de artıracağız. Siz anketlere bilimsel veriye bayağı önem veriyorsunuz. veriyorum. Ee, Sizin anket oyunuzu soracağım ama Etimesgut'ta durum ne şu anda? Mesela Erdal Bey kazanıyor mu? Erdal Bey önde görünüyor Öyle son mi? ankette. Orada evet. kim ee, esas şu anki belediye başkanı? MHP'li mi yanlış mı hatırlıyorum? Evet, Milliyetçi Hareket Partisi aynı dönemde belediye başkanlığı yapmıştık ben Beypazarı'ndayken bakanlığı Seçmen ne diyecek gösterecek. Siyaset böyle birazcık zor, çetrefelli bir iş. Bir de çok uğraşması zor. Siz yıllarınızı verdiniz bu işe. Ee, şimdi ben Erdal abi çok iyi tanırım ve çok severim de. Burada da iki kere konuk ettik, misafir ettik. Ee, popüler insanların belediye başkanlıklarına adapte olma süreçleri için böyle biraz eleştirel bakanlar vardır. Yani bu işler zordur denir. Ee, siz Erdal Bey iyi bir ya yani başarılı bir belediye başkanı olacağını gerçekten düşünüyor musunuz? Bu konuda yani popüler insanların siyasetin içerisinde özellikle belediye başkanlığı noktasına girmeleriyle ilgili eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Yani herkesin bir fikri var. Onları ben bir şey diyemem ama siyaset yapmak isteyen herkesin nasıl açıksa sanatçılara da açık olması lazım. Çünkü onlar da boşuna sanatçı olmuyorlar. Belli özellikleriyle kamuoyunun önüne çıkıp beğen alan insanlar. Fatma Girik meşhur mesela. Ee, ben onu dönemde. söyleyecektim. Eşi işi de Fatma Hanım gayet başarılı belediye başkanlığı yaptı. Ben Erdal Bey'in de başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü istekli. Her şeyden önce istemesi lazım. Hmm. Yani bir de onun e, filmlerdeki rolü icabı da e, davranış şekli falan halkın hoşuna gitti. Umuyorum aynı şekilde davranır. Kapı herkese açık olacak. Herkes herkes şefkatli davranacak. Çünkü belediye bir şöyle bir şey değil. devlet dairesi vatandaş ilişkisi yok belediyede. Toplumda vatandaşın direkt iki, gidebileceği, kapısını çalıp her şeyi isteyebileceği, her şeyi söyleyebileceği iki kurum var. Birisi muhtarlar, ikincisi belediye. İkisi de çünkü bir de seçimle geliyor. Ee, vatandaş diyor ki muhtara da belediye başkanı da bak diyor para benim param sen benim paramla maaş alacaksın dolayısıyla benim istediklerimi yapacaksın ee, bu amaçla da gidiyor belediye başkanından istiyor eğer belediye başkanı kapıyı kapalı tutarsa cezalandırıyor çünkü bizler vatandaşın adına temsilen orada görev yapan memurlarız adı belediye başkanı sadece ben başarılı olacağına inanıyorum. Siz belediye başkanının kapısı herkese açık olmalıdır mı diyorsunuz? E, olmalıdır. Yani şimdi... büyük şehirde biraz zor ama bir büyük şehirde şöyle çözdük. E, sosyal medyada üzerinden çok rahat ulaşıyorlar belediye başkanına şimdi. Hatta 153 e, hattımız var şikayetlerin bildirildi. İlk seçildiğimde 2-3 bin günlük talep geliyordu. İşte otobüs şikayeti veya başka tür talepler geliyordu. Bunların birçoğuna ben mümkün olduğu kadar kendim de dönüyordum. Çok şaşırıyorlardı. Ama e, sosyal medyanın artmasıyla birlikte insanlar artık sosyal medyadan belediyeye ulaşıyorlar. Bizim de bir grubumuz var. Sosyal medyadan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir ve benzeri e, kelimeleri tarıyorlar ve talepleri yakalıyorlar. 24 saat çalışıyor. Mesela şuradaki mazgal çökme, şurada asfaltta çukur var. Mümkünse o gece yapıp kendisine fotoğraf atılıyor ve bir de teşekkür ediliyor. Zaman zaman vatandaş tabii çok kızarak yazıyor. Bunu yapmayı düşünmüyor musunuz veya kör müsünüz gibi şeyler de yazıyor ama bunlar bizim alınmamızı, kızmamızı gerektiğinin işler değil. Evet diyoruz, görmüyoruz, sayenizde görmüş olduk. Yaptık ve kendisine de teşekkür ediyoruz. İletişim böyle kuruyoruz. Dönülmedik, hiç kimse yok. Kazara olur da ben bir şikayet ettim, hala bana dönülmez dersem bunun hesabı mutlaka sorulur. Neden dönülmedi diye birebir iletişimdeyiz. Şimdi belediye başkanının kapısı herkes açık olmalıdır dediniz ya. Tam da böyle bir tartışma vardı birkaç hafta önce. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkan adayıyla e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı arasında e, Burcu Hanım dedi ki Dem partiler hariç herkese kapılarım açık olacak kazanırsa dedi. Sonra da Sayın İmamoğlu dedi ki e, böyle bu kafayla ya kendi başka parti bulacak <laughs> ya da e, başka bir iş bulacak insan ayırmamalıyız kabiliğinden bir konuşma yaptı. Siz belediye başkanı yeniden seçilirseniz, DEM Parti hariç herkese kapılarım açık mı diyeceksiniz yani yoksa? Şimdi şöyle, e, Candaş Bey 5 yıl belediye başkanını yaptın. Kimseye kapılı olmadı ki zaten. Şöyle görüşlerini beğenmeyebilirsiniz. Kızabilirsiniz. E, yani her şeyi söyleyebilirsiniz. O iş ayrı bir şey. Ama seçildikten sonra herkesten vergi alıyorsunuz. Herkesten para alıyorsunuz ve onların adına idare ediyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra herhangi bir kişiyi ayırırsanız bu kul hakkına girer. Dolayısıyla hiçbir belediyede gelen kişiye önce bir kimliğini çıkart. Ya da bana parti kaydını göster. Nerelisin, hangi mezhepsin, hangi ırksın bunlar sorulmaz. E, Ruzet çıkarılır. Ben Burcu Hanım'ın da büyük ihtimalle aynı şeyi kastettiğini yani demle ben işbirliği yapmam hüda ee, Hüdapar'la işbirliği yapmam anlamında söylediğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir belediye başkanı bu şekilde sen gel, sen git diye bir şey olmaz. Bu terör hassasiyeti ruh hassasiyet Bende de var açıkçası yani. Ama e, seçildikten sonra e, ben polis değilim, e, emniyet mensubu değilim yani. E, bir de öyle bir şey yok. Su faturası e, ödemeye gelenler, dur hele bakayım ödeme. Şimdi son günlerin tartışması o. Sayın Cumhurbaşkanı hani nin oy verirsiniz daha rahat edersiniz yoksa sıkıntıya düşersiniz dediği gibi o zaman oy vermeyenlerden vergi de almayacaksınız para da almayacaksınız yani böyle bir mantık olmaz kamu idaresi bu tür şeyleri affetmez Belediye başkanı herkesin kapısı açık olur. Ben Burcu Hanım'la da görüştüm. Yani net bir şekilde benim gibi düşünüyor. Yani ben terör karşı hassasiyetimi ifade ederken bu şekilde konuştum. Ama tabii ki Afyon'da herkese söylüyorum. Herkese kapımız açık. O manada bir sıkıntı olmaz. Herkese hizmet vermekle mükellefiz diyor. Siz Ankara için de aynı şey söylüyorsunuz. Yani 5 yıl yaptım. Göreceğiz sonuçlarını. Bana bir Allah'ın kulu, biz oy vermedi e, diye bize hizmet etti diye bilen birisi varsa çıksın. Muhtar olur, ilçe başkanı olur, ilçe belediye başkanı Bir kişi çıksın. Yeminle söylüyorum, hiçbir ilçeye ya da köye giderken buradan ne oy çıkıp çıkmış diye bakmadım. Bir de bu pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı falan olunca ben Ankara'yı köy köy gezdim. Ankara'lı çok şaşırdılar. Hatta bu kadar böyle hani bir belediye başkanı bir araba bir şoförle köy köy gezdiğini gördüler ve şaşırdılar. Benim için ben şöyle bakıyorum. O köyde kanalizasyon açık attan akıyorsa orada çocuklar oyun oynuyorsa salgın hastalık olma tehlikesi varsa oranın nereye oy verdiğinin ne önemi var sanki? ne önemi var değil mi? Siz onu yapmakla mükellefsiniz. Eğer vicdanınız varsa bu ayrımı yapmazsınız. Ki ben bu ayrımı da hiç yapmadım. Zaman zaman e, rakamlar çünkü ortada e, o Mansur Yavaş ne yaptı? Kom adresimizde hepsi var.